vermiştik. İmza kampanyamızı başlatmıştık. Bugün de hem bilgilendirme hem de kıymetli basınımıza ve emeği geçen insanlara teşekkür etme babında bu basın toplantısını düzenlemiş bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere geçen hafta Cuma günü 100 bin imza ile Temel Karamollaoğlu'nun ve diğer adayların adaylık süreci başlamış idi. Biz Saadet Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Temel Karamollaoğlu için bir çalışma yürütmüştük. Bu konuda standlar açılmıştı. Arkadaşlarımız orada da görev almışlardı. Dün akşam saat 8 itibariyle bu kampanya sona erdi. Bu kampanya sonunda Sayın Meral Akşener 253.960 adet oy aldı. Temel Karamollaoğlu 167.141 kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Ve yine Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin genel başkanı 116.850 kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanlığına aday olarak gösterilmiş oldu. Bununla beraber Vecdet Öz 2.899 oy alarak aday olamadı. Bu kampanya sırasında bize stand açma izni veren, her konuda desteğini esirgemeyen valilik makamına, emniyet teşkilatımıza, güvenliğimizi sağlayan polislerimize, o statta görev yapan hanım komisyonlarımızın değerli üyelerine, gençlik komisyonlarımızın değerli üyelerine, üçüncüsü yargı bağımsızlığı, adalet olmazsa olmaz ve dördüncüsü kutuplaşmadan uzak bir siyaset. Dört parti olarak bunları vaat ettik. Bu ittifak, bu ilkeler üzerine ittifak sağladık. Bu ittifakta hepinizin malumu, seçimlerde her parti kendi logosuyla, kendi parti amblemiyle seçime girecek. Cumhuriyet Halk Partili seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Partili seçmen İyi Parti'ye, Saadet Partili seçmen de Saadet Partisi'ne oy verecek. Saadet Partisi'nin bu ittifak ile elde etmiş olduğu kazanç sıfır baraj meselesidir. Biliyorsunuz halkımız uzun zamandan bu yana Saadet Partisi barajı aşamaz. İyi Parti güzel hizmetleri var. Biz inanıyoruz ki söylediklerini de yapabilecek güçte. Ama oy verirsek baraj aşamaz. Oyumuz boşa gider anlayışıyla hareket ediyordu. Bugün için bu mesele kapanmıştır. Artık baraj meselesi diye bir mesele kalmamıştır. Saadet Partisi her halükarda mecliste temsil edilebilecektir. Çünkü ittifakı oluşturan partilerden herhangi birinin barajı geçmesiyle beraber baraj sorunu da ortadan kaldırılmıştır son yapılan referandum ile. Bundan dolayı Saadet Partisi'nin Malatya'da da güçlü bir kadro ile mücadele edeceğini, en az vekil ya da vekiller ile mecliste Malatya'mızı temsil edeceğine inanıyoruz. Bu vesileyle Saadet Partisi Malatya İl Teşkilatımıza başvuru yapan aday adaylarının isimlerini de zikretmekte bir beis görmüyorum. Şu ana kadar Mehmet Kaya Asiltürk Bey, eski il başkanımız, kendisi emeklidir. Aziz Humartaş Bey, elektrik mühendisi. Adnan Özdemir, emekli. Abuzer Göğüş, veteriner hekim. Zeki Daşkıran, avukat. Mustafa Parlak Yıldız, esnaf. Muhammed İkbal Yıldız, ki kendisi bir öğrencidir. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi. Hamza Paşahan, avukat. Mehmet Çay, müteahhit. Birgül Özpalat, ev hanımı. Ve Zehra Karabayeser, genç bir kardeşimiz. Bunlar da ev hanımı. Bu arkadaşlarımız arasında Malatya'mızı temsil edecek 6 kişiyi seçeceğiz. Nasip olursa inşallah.